Spor TV'den mutlu günler değerli izleyenler. Kospor Fest 2019 bahar etabı artık sona geldi ve Samsun'dayız. 19 Mayıs Üniversitesi'ndeyiz. Dün muhteşem bir yürüyüş gerçekleşti. Gerçekten binlerin katılımıyla 1919 metrelik bayrak hem gençler hem 7'den 70'e birçok katılımcıyla taşındı. Harika görsellerin oluştuğunu söylemek lazım. Tabii Kospor Fest'te artık sona geldik. 6 şehri geride bırakmıştık. Adım adım projesi de biliyorsunuz. Sosyal sorumluluk partneri olarak Kospor Fest'in içerisinde yer alıyor ve muhteşem katılımlar vardı. Gerçekten sivil toplum kuruluşları adına çok güzel kampüs koşulları gerçekleşti ve Samsun'da da yine bugün bir tanesi gerçekleşecek ve yanımda misafirlerim olacak. Hemen mikrofonu onlara uzatacağım. Merhabalar. Öncelikle tanıyabilir miyiz sizi? Tabii ki de. Merhaba. Ben Rene Onur. Adım adım kurucularındanım. Bugün burada işte adımın Koç Spor Fest'te beraber yaptığı projenin son günündeki son yarışa katılmak için buradayız hep beraber. Adım adım Türkiye'de yardımseverlik koşusunu geliştirmek ve yaygınlaştırmak için kurulmuş bir sivil toplum örgütü. 12 yaşımıza girdik. 2007 yılında kurulduk. Şu anda 60 bin tane gönüllüsü var adım adımın. Türkiye'nin en geniş gönüllü ağına sahip platformlarından bir tanesi. Çalıştığımız, beraber koştuğumuz 60-70 tane sivil toplum kuruluşuyla kaynak sağlamak için sporla yardımseverliği bir araya getiren bir oluşumuz. Bu sene bizim için çok önemli çünkü 10 yıldır işte 50 milyon TL'yi aşkın bağışın 500 bine yakın kişiden toplanmasına aracılık etti adım adım. Ama ilk defa kampüslerin içerisine giriyoruz. İlk defa gençleri gönüllülük ve hayırseverlikle bir araya getirmeye çalışıyoruz. Bu sene çok güzel bir başlangıç oldu. 7 tane üniversiteden bini aşkın genç bir sivil toplum kuruluşunu seçerek koşusunu ona adayacağını söyledi. Ve bugün burada bizimle işte Van'ın, Muğla'nın, Antalya'nın ve Samsun'un işte en iyi, en fazla bağış toplayan arkadaşlarımız da bizimle beraber. Bugünkü koşuyu hep beraber yapacağız. Bence gençlerin arasında yaygınlaşması çok önem verdiğimiz bir proje. Koç'a da çok teşekkürler. Koç Spor Fest'e de çok teşekkürler. Çok güzel ve keyifli geçiyor. Evet, verdiğiniz rakamlar gerçekten inanılmaz. Yani hem katılımcı sayısı hem toplanan bağış miktarı, bunlar muhteşem rakamlar ki özellikle böyle bir oluşumun Koç Spor Fest'in içine entegre edilip üniversitelere de bu işin içine dahil etmek bence daha yani bir fikir olmuş. Ve zaten ne kadar ilgi gördüğünü hep birlikte gözlemliyoruz. Geride bıraktığımız 6 ilde harika bir katılım vardı. Hem isteklilerdi hem de bir o kadar keyiflilerdi aslında. Bugün de burada yine güzel bir katılım var. Dediğiniz gibi birçok sivil toplum kuruluşu adına kampüs koşusunun sonuncusu gerçekleştirilecek ama umut ediyorum önümüzdeki yıllarda da devam eder bu. Peki şunu soracağım. Evet, Türkiye'de geçtiğimiz yıllara baktığımızda önemli projelere, önemli katılımcı sayılarına ulaşıldı ama evet, üniversiteleri bu işin içine dahil etmek farkındalık açısından ne kadar önemli sizce? Şöyle önemli. Şimdi adım adımın ortalamasına baktığımızda bu 60 bin kişinin ortalaması 35 yaşında. Bu da bize şunu söylüyor. Bu insanların çoğu 30-35 yaşlarında gönüllülükle tanışmışlar. 30-35 yaşlarında hayatlarına gönüllülük girmiş. Şimdi siz bunun bir insanın hayatına 20 yaşında girdiğini düşünün. Bize 15 sene fark atacaklar. Bu ülke için, bu sivil toplum kuruluşları için bizden 15 sene daha fazla destek verecekler, farkındalık sağlayacaklar. Bu inanılmaz bir etki yaratacak bir proje olacak bu sebeple. Evet, yani bayrağın ileriye taşınması anlamında temeller atılmış olacak. Evet. Gerçekten çok önemli. Buradaki katılım da bunu çok net olarak gösteriyor. Çok teşekkür ediyorum size. Teşekkür hemen ederim. Bir diğer arkadaşımıza devam edelim. Olun, bundan sonra da umarım çok yüksek katılımlar görürüz. Evet, alabilirim sizi de. Kalabilir. Evet, merhabalar. Sizi de tanıyabilir miyiz? Biraz merhaba. Ben de Itır Erhalp. Ben de Renay gibi adım adımın kurucuları arasındayım. Aynı zamanda da Bilgi Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. O yüzden böyle çok heyecanlıyım. Yani hem üniversite öğrencileri burada hem adım adımla koşan gençler. Gerçekten çok heyecan verici bir gün hepimiz için. Evet, detaylarını konuştuk aslında. Rakamlar gerçekten muazzam seviyede. Yani çok uzun yıllardır gerçekleştirilen bir sosyal sorumluluk projesi bu. Eşi benzeri de aslında yok diyebiliriz. Yani ben şunu da merak ediyorum. Şimdi siz kuruculardan birisiniz. Nasıl oluştu bu? Yani nasıl karar alındı? Böyle bir şey yapalım. Hani sporla birleştirmeniz muhteşem bir fikir bence. Bundan biraz bahsedebilir miyiz? Tabii, memnuniyetle. Dünyada aslında yaygın bir model. Spor aracılığıyla kaynak ve farkındalık yaratmak. Özellikle Kuzey Avrupa ve Amerika'da son 20 yılda çok yükselen ve çok yaygınlaşan bir kaynak geliştirme, farkındalık yaratma biçimi.
Fakat Türkiye'de biz buna başladığımız zaman aslında iki kavram da çok yeniydi. Yani bir tanesi sporun kitlelere yayılması, diğeri de bireylerden STK'ların bağış toplaması. Renay'da ben de yurt dışında bunu deneyimlemiştik. Yani yurt dışında yapıldığını görüp oralarda denemiştik. Sonra Türkiye'de nasıl yaparız diye düşünmeye başladık ve 6 kişilik bir kurucu ekip aynı hedef etrafında birleştik. Dünyadakinden biraz farklı bir model adım adım. Çünkü dünyadaki örneklerinde hep bir sivil toplum kuruluşunun altında bir koşu takımı ya da triatlon takımı oluyor. O sivil toplum kuruluşu için kaynak yaratılıyor. Oysa adım adım bir çatı organizasyon diye düşünün. Belli kriterleri sağlayan şeffaflık, hesap verilebilirlik, sürdürülebilirlik gibi STK'lar ve projeler adım adım STK'sı olarak yer alıyorlar. Ve sizin çok tercihiniz olabiliyor. Yani tek bir STK'ya koşmak değil. O anda, o yıl sizi heyecanlandıran, mesela sürdürülebilir kalkınma hedefleri çok gündemde biliyorsunuz. Kafanızı açlığa taktıysanız ya da geri dönüşüme taktıysanız, işte kaliteli eğitime taktıysanız, bakıyorsunuz o alanda kim çalışıyor ve o sene o STK için koşma şansı tanıyor aslında size. Evet, yani bu da hem katılımcıların kendi fikriyle hareket etmesini hem de aidiyet duygusunu çok daha iyi hissetmesini sağlıyor. Bu açıdan gerçekten çok önemli. Tabii siz de belirttiniz, charity run zannediyorum o uluslararası anlamda yapılan. Orada da çok iyi katılımların olduğunu ben de görmüştüm ama Türkiye'de bunun gerçekleştirilmiş olması bence muazzam. Ben sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Yani üniversitelileri Kospor Fest ile birlikte işin içine dahil etmek bu sene gerçekten muazzam bir fikir. İleride de umarım devam edecektir. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Çünkü üniversiteler gerçekten çok önemli bir temel taşı. Müthiş. Şimdi ben de üniversitede hocayım. 18. yılım bu yılım. Yani üniversitede olmak gerçekten insanı çok heyecanlandıran bir şey. Fakat Renay'ın da bahsettiği gibi adım adıma insanlar çok daha böyle genelde hani orta yaşa adım attıklarında bazen mesela artık kendim için bir şeyler yaptım, toplum için ne yapabilirim gibi bir duygu geldiğinde, kimi zaman sağlık nedeniyle doktor ya sen git spor yap dediğinde falan geliyor. Yani genel olarak bu şekilde ya da anlamlı bir hayat arayışı başlıyor belli bir yaşta öyle. Fakat bunun üniversitede başlıyor olması çok heyecan verici. Biz yıllardır aslında kurulduğu günden beri gençleri nasıl aramıza katarız diye düşünüyoruz. Yani ben üniversitede gençlerle birlikte bütün gün olduğum halde onları bir türlü dahil edememiştik. Fakat Koç Sports Fest o kadar keyifli bir etkinlik, o kadar yaygın, o iletişimi o kadar güzel yapıldı ki çok sayıda genci buraya çekebildik ve sırf spor değil, mesela müzik de var burada. Yani gençleri heyecanlandıran ne varsa radyoda var, müzik de var. İşte onları kim heyecanlandırıyorsa bütün o rol modeller aslında onlar da burada. Ve bu sayede çok daha fazla insana ulaşıp gençleri heyecanlandırmayı başardık. O yüzden çok mutluyuz. Yani büyük bir ekip çalışması diye düşünün. Biz paydaşlarından yalnızca bir tanesiyiz. Evet, yani iki projenin enerjisi ve ruhu bence çok iyi match oldu. Gerçekten çok önemli bir iş oldu. Çok teşekkür ediyorum. Bugün de güzel bir katılım var. Tekrar umut ediyorum önümüzdeki yıllarda da görürüz. Birlikte koşacağız. Yani inanın bugün ilk kez bu kadar gençle koşacağız. Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Çok evet, herkes kazanacak, iyilik kazanacak diyelim ve bir diğer arkadaşımıza devam edelim yine gönüllerimizden bir tanesi. Merhaba, tanıyabilir miyiz seni? Tabii ki, merhabalar. Oğuzhan Öztanır ben. Toplum Gönülleri Vakfı'nda çalışıyorum. Samsun'da bir gençlik merkezimiz var. İğnedeli Gençlik Merkezi. Oranın koordinatörüyüm. Evet, çok anlamlı bir gündeyiz yine. Kampüs koşullarının sonuncusu gerçekleşecek Koç Spor Fest'te. Senin de düşüncelerini merak ediyorum. Nasıl bir ortam var senin gözünden? Sizin hedeflediğiniz gönüllülerle birlikte koşuda amaç nedir yani? Biz son bir yıldır özellikle zaten gençlerin daha çok sokakta olmasını, daha çok bunu eğlenceye çevirmesini isterken Koç Fest çıktı ortaya. Dediler ki kampüsün içerisinde olacağız, statlarda olmayacağız artık, sahilde olacağız, konserler olacak diye. Gençlerin inanılmaz bir enerjisi var şu an, gönüllü gençlerin. Herkes bu koşuyu bekliyor. Aslında bir iyilik yürüyüşü. Her biri adım adımla birlikte kampanyalarını oluşturdular. 2015 yılından beri aramızda iyilik için koşan koşucular var, gençler var. Bir yandan yürüyüp yapıp bir yandan da etrafımızı dahil etmeye çalışıyoruz iyiliğe. Amacımız burada gençlerle iyilik her yerde göstermek tüm herkese. Evet, gerçekten çok güzel bir amaç. Umut ediyorum önümüzdeki yıllarda da devam eder. Herkes iyilik peşinde koşar diyelim. Hemen bir diğer arkadaşımızla devam edelim. Yapı Kredi gönüllüsü bizle birlikte olacak. Şimdi merhabalar, tanıyabilir miyiz seni? Can Sağlam, Yapı Kredi Bankası'da çalışıyorum. Buradaki Samsun Çağrı Merkezi'ndeyim. Yaklaşık 9. ayım bu ay.
bu kadar yani. Şu evet an bu... aslında kısa bir süre olabilir belki, daha ilk yılı doldurmadan Yapı Kredi gönüllüsü olarak burada yerini almışsın. Biraz bu oluşumun içeriğini merak ediyorum, ondan bahsedebilir miyiz? Şöyle, aslında benim gönüllülük kariyerim toplum gönüllerinden başlıyor. Ben lisedeyken toplum gönüllüsü olarak başladım. Şu an Yapı Kredi gönüllüleri ve Yapı Kredi spor kulübünün adı altında Samsun Çağrı Merkezi olarak burada da bir şeyleri amaçlayıp aslında gençlere bir şeyler katıp, kendi akranlarımıza aslında bir şeyler katıp burada daha çok insanlara yaygınlaşacak sosyal sorumluluk projelerinin nasıl bir yerde olduğunu, yani bizim yaşadığımız topluma neler kazandırabileceğini aslında bir kurum olarak da buraya katmak istiyoruz. Aslında bizler de o yüzden burada varız. Yapı Kredi Gönüllüleri ve Yapı Kredi Spor Kulübü'nün bu amaçla, bu yola çıkarak ve bizleri bu alanda Samsun ayağına dahil ediyor olması zaten bizim için bulunmaz bir nimet. Yani burada bulunduğumuz için biz de çok mutluyuz. Hem çalışırken hem de bu alanı değerlendirebiliyor olmak hem bizim motivasyonumuz, iş motivasyonumuzu yükseltiyor, hem de topluma olan bilincimizi artırıyor ve bunun sayesinde çalıştığımız ortamdaki arkadaşlarımıza da bunu yaygınlaştırarak bunu daha büyük bir hale getirebiliyoruz aslında. Evet, ben burada gözlemledim. Gerçekten Yapı Kredi gönüllülerinin sayısı bir hayli fazla. Evet. Hatta seni onların arasından seçtik aldık. Sen konuşmacı olarak atlettiler seni. Evet. Onların içindeki düşünceler neler sence? Çünkü çok enerjik bir yapı gördüm, evet, ben. Onlar da çok istekliler herhalde. Aslında bizler çok yoğun çalışıyoruz. Buna istinaden bu yoğun çalışmanın dışında bu tarz gönüllülük faaliyetlerinde bulunabiliyor olmak, bizim bir motive ekibimiz var Samsun Çağrı Merkezi içinde. Aslında her bu tarz yerlerde bir şeyler yapmak istiyoruz. Gençlere bir şeyler katmak istiyoruz, çocuklara bir şeyler katmak, topluma bir şeyler katmak istiyoruz. Aslında Yapı Kredi Bankası da sosyal sorumluluk alanında bunu daha geniş çerçeveye yaymak için bizleri buraya dahil etmeye çalışıyor. İş dışında da gerçekten buraya dahil olabiliyor olmak hem bizim için verimli oluyor hem de Yapı Kredi Bankası'nın da gönüllülüğünü arttırıyor. Yani Yapı Kredi gönüllüleri ve Yapı Kredi Spor Kulübü'nün aslında burada sadece hani koşmak değil, aslında bütün kurumlarla, kuruluşlara beraber olup insanlara veya gençlere ya da çocuklara, bütün topluma katkı sağlayabiliyor olması aslında çok muhteşem. Aslında bütün arkadaşlarım da aslında o niyetle ve o istekle, o heyecanla burada. O yüzden burada bulunuyor olmak bizim için çok güzel, yani çok anlatabilecek bir şey değil yani. Evet, o heyecanı çok net olarak hissediyoruz. Evet. Zaten Yapı Kredi Koç Spor Fest'in içinde barındırdığı önemli markalardan bir, evet, tanesi. Koç topluluğu markalarından bir tanesi ve yıllardır desteğini, evet, veriyor. Gerçekten yine çok iyi match olduğunu söyleyebiliriz bu enerjiyle. Koç Spor Fest'in enerjisiyle siz Yapı Kredi gönüllülerin enerjisi diyelim. İyilik peşinde koştuğunuz için ben teşekkür ediyorum. Umut ediyorum. Uzun yıllar bu sayılar katlanarak devam, evet, eder diyelim. Çok teşekkürler. Zaten ben teşekkür ederim. Peki, çok teşekkürler. Evet değerli izleyenler, Koç Spor Fest 2019 bahar etabında artık sondayız, son gündeyiz ve bugün de yine kampüs koşullarının sonuncusu gerçekleşecek. Adım adım projesi kapsamında iyilik peşinde koşacak yüzlerce öğrenci, her yaştan insan diyelim ve kazanan olmayacak. Tekrar belirtiyorum, herkes kazanacak, iyilik kazanacak. Biz de Sports TV olarak yakından takip ediyor olacağız. Şimdilik bizden bu kadar, mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.